Hamilelikte beslenme. Şimdi Evet. işte ben iki can taşıyorum, ay iki porsiyon yiyeyim. Biraz da böyle şımarmak da istiyoruz herhalde. İşte aşeriyorum, belki aşermiyorsak bile işte aşeriyormuş gibi mi davranıyoruz bilmiyorum. O hormonlar mı bizi kontrol ediyor ama böyle bir çok yeme isteği geliyor sanıyorum. Sağlıklı bir hamile kaç kilo almalı? Mutlaka bünyeden bünyeye değişiyordur bu ama herhalde bunun da bir arası vardır. Yani Evet. işte o oran bellidir. Hı. Ve bu kiloyu ne şekilde almalı? Nasıl beslenerek alacak bu sağlıklı kiloyu? Dediğiniz çok doğruydu. Bir kere hamile kadınlar ilk başta etraftan bir baskı görüyorlar. İşte sen iki canlısın, yemelisin gibi baskı. Ama zaten bir kere hamilenin başında zaten bebek çok küçük. Bu bir. İkincisi ise dediğinizde hani baskı yokken de kadınlar aşeriyorum ya da keyfi yiyorum. Nasıl olsa veririm hamilelik sonrası Bu deyip daha çok öğrenilmiş bir yiyor. şey çünkü. Yani Evet, biz de hep ama böyle gördük. çok Hala yemek, da böyle aynen. görüyoruz. Çok yemek aslında çocuğu iyi besleyecek anlamına kesinlikle gelmiyor. Size şunu söyleyeyim. Normal bir kadının alması gereken kalori ile hamile kaldığındaki alması gereken kalori arasında sadece 300 kalori var. O kadar O az kadar yani. az. 300 kalori neye tekabül ediyor? Beyaz peynirli domatesli bir kepekli tostla bir tane ayrana tekabül ediyor. Bu kadar. Aradaki fark bu. Peki biz bunu nerede kullanmalıyız? Yani ana öğünlerinizi artırmak yerine ara öğünleri artırmamız gerekiyor. Hamilelikte kilo alımı da çok önemli. Tabii ki bu kadının başlangıç yani gebeliğe başlangıç kilosuna göre değişiyor. Başlangıç eğer bir kadın zayıfsa yani zayıf hamileliğe başladıysa 15 kiloya kadar alabilir. Ama normal kilolu bir kadın hamileliğe başladığında en fazla 9-10 diyoruz. Eğer fazla kiloluysa istemediğimiz bir kilonun üstündeyse de en fazla 6 kilo alması gerekiyor. Çünkü kilo çok zararlı Evet. bebeğe ve anneye de çok zararlı. Aynı şekilde. O yüzden böyle ben nasılsa veririm diye aslında şımarıklık yapılacak Durum bir değil. durum değil Aslında bu. hem kendisini anne zararı sokuyor hem de bebeği. Yani mesela kadın normal kilolu hamileliğe başladı ama bir anda hamilelikte 15-20 kilo alırsa hem kendini zararı sokuyor hem bebeği. Ne yapıyor gebeliğin ilerleyen safhalarında? Hipertansiyon, ödem, şeker yükselmesi ve bebeğin büyük doğmasına neden oluyor. Bunların hepsi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Ama biz burada hamilelikte ideal kiloyu korumak için ne yapmamız gerekiyor? Bunlara özellikle dikkat etmemiz lazım. Birincisi her hafta tartılın. Yani her hafta tartılmak bir insanın kilo kontrolünü sağlamada yardımcı oluyor. Yani bir hedef kilomuz Evet. olacak. Aynen. Zaten bunun bir kısmı bebek Evet. olacak Evet. hamilelikten kaynaklanan ama illaki tabii ki kilo olacak ama bu hedefe göre o zaman ölçeceğiz biz Tabii ki. Yani ve kilomuzu. en fazla ayda yani bir kiloyu en fazla 1,5 kilo hedef alacağız. Onun dışında eğer fazla kilo alırsanız mutlaka bir uzmana başvurup bu konuda yardım almaları gerekiyor. Bunu düzenleyecek Evet, şekilde evet, beslenmeye dikkat evet. etmek gerekecek o zaman. Kesinlikle.